günler değerli izleyiciler. Atürk Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerini eleştirdi. Bahçeli, ne acıdır ki AKP, CHP, BDP ve PKK el ele vermiş, Türk milletine ölüm tarlaları açmak amacıyla amansız bir yarışa girmişlerdir dedi. İmralı Canisi'nin düşünceleriyle PKK terör örgütünün görüşlerinin CHP'de karşılık bulduğunu belirten Bahçeli, yeni CHP'nin sözüm ona terörle mücadele diye sunduğu teklifler aslında PKK'nın dünden razı olup benimsediği bölünmeye çanak tutacak şirretlikler ve ihanet hazırlıklarıdır diye konuştu. CHP'den gelen görüşme teklifini geri çeviren Bahçeli, biz geçmişte AKP ile yıkım projesini konuşmadık, bugün de CHP ile çöküş planını konuşmayacağız dedi. Ne yazık ki şehitler yine gelmeye devam etmekte. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölücülük ve terör sorununun gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal aldığına ve milleti beka düzeyinde kuşattığına dikkat çekti. Devlet Bahçeli, AKP hükümetinin ihanete varan kasıtlı ve ısrarlı adımları neticesinde bölücü terör örgütü PKK belki de ilk defa vurdukça sonuç alacağını, katlettikçe amacına ulaşacağını görmüştür dedi. Verilen tavizler, kurulan müzakere masaları, yapılan pazarlıklar, Türk milletini etnik kimliklere indiren gafletle birleşince ülkemizi adeta terör cehenneminin ortasına göz göre göre düşürülmüştür. 2002'de sıfır terörden 2012'de zirveleşen teröre bu şekilde gelinmiştir. Canlarımız bundan dolayı yanmış, analarımızın gözyaşları bu kapsamda oluk oluk akmıştır. Şehit binbaşımız Ercan Kurt'un annesi Sayın Zehra Kurt hanımefendinin yüreğim yanıyor çığlıkları yıkımın eseri ve içimizi burkan ibretlik sonucudur. Başbakanın ölü seviciler, ceset avcıları, kalleşler, arkadan vuranlar diyerek sanal çıkışlar yaptığı kesimlerle derin ittifakı, terör sorunuyla sözde Kürt sorununu aynı havuzda toplaması büyük badirelerin doğmasına neden olmuştur. Devlet Bahçeli 2009 yılında önce Kürt açılımı, sonra demokratik açılım, arkasından da milli birlik ve kardeşlik adıyla gündeme getirilen yıkım projesinin Türk milletinin birliğine vurulan en büyük darbelerden biri olarak akıllarda kaldığını hatırlattı. Bahçeli, terör sorununu geri plana itip sözde Kürt sorununu öne çektikçe ayrımcılık, farklılık ve bölücülük iyice zıvanadan çıkmış, bendini aşmıştır diye konuştu. Türk milletini oluşturan eşit, saygın ve onurlu fertleri başka aidiyetlere konumlandırmak ve buralardan tanımlamak en başta millet varlığını alenen görmezden gelme ve içini boşaltma eylemine öncülük etmiştir. Bununla beraber başta etnik kimlik veznedarlığına soyunarak millet kavramının anlamına hançer vurucasına üst ve birleştirici kimliği yıkmaya çalışan sefil bakış, bu sayede teröre sığınacağı bir kimlik limanı açmış ve eline de yıkım haritasını tutuşturarak Türk milletinin sahillerine çıkarma yapmıştır. Üstüne üstelik Irak'ın kuzeyindeki terör hamisiyle okyanus ötesi yönlendirmeli kardeşlik bağları ve dostluk köprüleri kurmak, sınır ötesinde katil girişlerini emniyete ve sağlama almış, AKP bu kapsamda Türk milletine bölücü namlunun çevrilmesine gönül rahatlığıyla mevzi açmıştır. Bölücü terörün teşhisinde yoğun bir kargaşa ve kaos yaşandığına işaret eden Bahçeli, konunun başbakan tarafından 2005 yılında Kürt sorunu olarak tevili ve bu sürecin 2011 yılına kadar sürüklenerek getirilmesi tek kelimeyle felaketi tetiklemiş, hainlerin suyu ve ekmeği haline dönüşmüştür dedi. Bahçeli, başbakanın Diyarbakır'da yaptığı konuşmada geçmişteki sözlerinin aynen arkasında olduğunu söylemesinin zaman zaman sözde Kürt sorunu bitmiştir ifadeleriyle zıtlıklar içerdiğine dikkat çekti. Kuşkusuz bölücü terörle Kürt kökenli kardeşlerimi ilişkilendirmeye kalkışmak, teröre rehber tayin edip insanlık düşmanı mücadelesine ruh katacaktır ki buna ne AKP'nin ne de CHP'nin hakkı ve selahiyeti asla bulunmamaktadır. Bu çerçevede sözde Kürt sorunu etrafında
maskaralıklar ve şarlatanlıklar sergilemek, bundan 100 yıl önceki olaylardan ders ve sonuç çıkarılmadığını da göstermektedir. Başbakan Erdoğan'ın yanlış tutum ve yönelimleri, teröre Kürt sorunu olarak bakan şuursuzluğu, bugün bölücülüğün dip akıntısını hızlandırmış ve yüzeye çıkarmıştır. Ne büyük bir tesadüftür ki, CHP'de AKP'nin peşi sıra gitmekte, BDP ile de birleşerek bölücülüğün şeytan üçgenini oluşturmaktadır. Devlet Bahçeli konuşmasını ana muhalefet partisinin genel başkanı sözde Kürt sorununu çözmek maksadıyla ortaya atılmış ve her zaman olduğu gibi acele ve şaşkınlıktan dolayı foyası dökülmüştür ifadeleriyle sürdürdü. İşin ilginç tarafı ise AKP, BDP ve CHP'nin aynı bölücülük havzasından ve havasından nasıl istifade ettiklerinin bu vesileyle ortaya çıkmasıdır. Sanki ellerine tutuşturulmuş müşterek metin ve her derde deva reçete vardır da bundan bizim haberimiz gecikmeyle olmaktadır. CHP'nin 31 Mayıs 2012'de meclis başkanlığına sözde Kürt sorununun çözümü için bazı öneriler ilettiğini hatırlatan Bahçeli, bu kapsamda sözde Kürt sorununun ülkemizin gündeminde sürekli olarak ve üst sıralarda yer almaya devam ettiği, meselenin çözülememesinin bir sonucu olarak da şiddet ve terör olaylarının sürdüğü ifade edilmiştir dedi. Devlet Bahçeli, CHP'nin önerilerinin merkezine meclis bünyesinde bir toplumsal mutabakat komisyonu, sivil alanda da akil insanlar grubu oluşturulmasının yer aldığına dikkat çekti. CHP'nin meclise sunduğu metnin yalnızca iki yerinde teröre dolaylı atıf yapıldığını ve her şeyin sözde Kürt sorununa bağlandığına işaret eden Bahçeli, dikkatimizi daha da fazla çeken bir başka husussa CHP'ye göre ülkede bölücü terör diye bir sorunun olmadığıyla ilgilidir. Öneri setinde sözde Kürt sorunu her şeyin başına koyulmuş ve böylelikle CHP bu konudaki niyet ve kalitesini gözler önüne açıkça sermiştir diye konuştu. CHP'nin yaklaşım ve önerileri PKK maşalarıyla ve İmralı canisinin saçmalıklarıyla neredeyse birebir aynıdır. PKK ağzı, bölücü lügati, bölünme parolasının şifreleri CHP tarafından sahiplenilmiştir. Kandil ve İmralı'nın akil adamlar önerisi Sayın Kılıçdaroğlu'nda cevap bulmuş ve kendisini harekete geçirmiştir. Devlet Bahçeli bu tespitlerinin dayanaklarını örnekleriyle açıkladı. İmralı canisi 30 Aralık 2006 tarihinde Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmasını istemekle birlikte Aralık 2007 ile Ocak 2008 tarihlerinde avukatlarıyla yaptığı görüşmelerde Akil Adamlar Komisyonu için tekliflerde bulunmuştur. Benzer görüşünü 15 Ağustos 2010 tarihli sözde yol haritalarında vurgulamış ve gündeme taşımıştır. 1999 yılının Mayıs ayında ceviz ağacının altında zihniyeti hepimizce bilinen bir gazeteciye demeç veren Kandil elebaşısı terörist Murat Karayılan'ın diyalog için gerekirse ortak bir komisyon kurulur, bir yerde akil adamlar bir araya gelir sözleri de hepimizin hatırındadır. Ardından Eylül 2009 tarihinde bugünün BDP'si, o dönemin DTP'si olan bölücü siyaset yapılmasının bir eş başkanı da Akil Adamlar Komisyonu için fikir ileri sürmüş ve teklifte bulunmuştur. Konuşmasını bizce niyetleri belli olan okyanus ötesi bazı uluslararası enstitülerin ve oluşumlarında bu yaklaşımların tarafı ve savunucusu olduğu her şeyiyle bilinmektedir sözleriyle sürdüren Bahçeli, İmralı canisinin düşüncelerinin PKK terör örgütünün görüşlerinin yeni diye takdim edilen CHP'de karşılık bulduğunun anlaşıldığını söyledi. Yeni CHP'nin sözüm ona terörle mücadele diye sunduğu teklifler aslında PKK'nın dünden razı olup benimsediği bölünmeye çanak tutacak şirretlikler ve ihanet hazırlıklarıdır. Yeni CHP bölücülüğün sığ sularında demir atmış, burada teröristlere filika ve can simidi imal etmeye yönelmiştir. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP, şimdi de çöküşe giden süreci hızlandırmaktan kıvanç duymaktadır. Bu gelişmeler karşısında herhalde Gazi Mustafa Kemal'in kemikleri sızlamış, ruhu da ziyadesiyle incinmiştir.
CHP Genel Başkanı'nın önerileriyle ilgili olarak siyasi partileri ziyaret edeceğini hatırlatan Devlet Bahçeli, ilk olumlu cevapta doğal olarak aynı derin ve karanlık sularda birlikte kulaç attığı, aynı bölücülük takımında beraber oynadığı Başbakan Erdoğan'dan gelmiştir diye konuştu. Ne acıdır ki AKP, CHP, BDP ve PKK el ele vermiş, Türk milletine ölüm tarlaları açmak amacıyla amansız bir yarışa girmişlerdir. Ne kadar olumsuz bir manzara da olsa Allah'a şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket hala geçilememiş, hala yenilememiş ve hala etkisizleştirilememiştir. Bu açıdan bizim hiç kimseyle sözde Kürt sorunu bağlamında görüşecek ve fikir alışverişinde bulunacak bir niyetimiz ve merakımız yoktur. Bu itibarla biz geçmişte AKP ile yıkım projesini konuşmadık. Bugün de CHP ile çöküş planını konuşmayacağız. Devlet Bahçeli, parti olarak bölücülüğe ve teröre nasıl baktığımız bellidir ve duyarlı herkes tarafından da bilinmektedir. Bunun haricinde bizim nezdimizde Kürt sorunu diye bir şey asla olmayıp bunun konuşulması dahi sakat, mahsurlu ve tehlikeli bir durumdur dedi. Herkes bilmelidir ki terörle mücadelede en büyük manevi gücümüz ve asla vazgeçmeyeceğimiz hedefimiz bağımsız yaşama ülkümüz ve kararlılığımızdır. Terörü yok etmeye yönelik azim ve direncimizin merkezinde şehadete ulaşmış vatan evlatlarına yönelik sevgimiz, saygımız ve bağlılığımızla birlikte Türk milletinin bin yıllık kardeşliğine duyduğumuz hayranlık tam anlamıyla belirleyicidir. Bütün bu mukaddesatı yıpratacak, sorgulatacak, terörle mücadelenin ilke ve inancını zedeleyecek açıklama, açılım ve yorumlardan mutlaka ve acilen uzak durulmalıdır. Millet kavramının tartışmaya açmaktan ve mensubiyet üzerinde kuşku uyandırmaktan, alt kimlikleri etnisite temelinde inşa etmekten, ayrışmış bir toplum oluşturmaktan, millete ait değerleri eleştirerek milli tarih ve icadımız üzerinde tereddüt meydana getirmekten ısrarla kaçınılması tarihi bir sorumluluk olarak siyaset kurumumuzun omuzlarındadır. Bin yıldır bu topraklarda Türk milleti kimliğinde buluşarak muazzam eserler oluşturan beşeri beraberlik, Türkiye'nin varlık ve bekasının temel dayanağı ve vazgeçilmez kudreti olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli önemli uyarılarda da bulundu. Milli kimliğin tartışmaya açılması ve bu kimliği oluşturan maddi ve manevi altyapının adım adım tahrip edilmesine yol açacak tahrikler kesinlikle terk edilmelidir. Sürekli olarak ülkemizin bir yöresini, milletimizin bir bölümünü hatırlatan ve zihinlere sınırlar ve hatta hatlar çizdirmeyi hedefleyen yıkıcı söylemlere süratle son verilmelidir. Vatandaşlarımızın bazılarını milli ve etnik azınlık olarak gören ve kültürel haklarında da ötesinde onlara etnik farklılıklara dayalı siyasi statü kazandırmasını öneren her türlü çözüm ve dayatmaya engel olunmalıdır. Biliyorum ki siyasetin niteliği milli ve kararlı olduğu sürece terörün kökü kazınacak, bölücülüğün ocağına da incir ağacı dikilecektir. Bugün bu gerçeğin farkında olan ise sadece ve sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nden başkası değildir. Girdikleri bölücülük katarında arka arkaya dizilen AKP'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, BDP'nin ve PKK'nın eninde sonunda raydan çıkıp devrileceklerine inanıyor ve bunu yapacak aziz milletime sonuna kadar da güveniyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı kapsayan ziyareti devam ederken Ermeni-Azeri sınırında meydana gelen çatışmada 5 Azeri askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermeni askerlerinin Gazah bölgesinde aşağı Eski Para köyüne saldırdıkları ve çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 5 askerinin şehit olduğu, 2 askerinin de yaralandığı belirtildi.
Sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda Ermeni askerlerinin kayıp vererek geri çekildikleri de belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise olayı Ermenistan ziyaretinde değerlendirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian'la bir araya gelen Clinton, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorununa değinirken, Yukarı Karabağ sorununun askeri yollarla çözümü söz konusu bile olamaz, dedi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güç kullanılması sorunu çözemez, dolayısıyla da uygulamadan kaldırılmalıdır, diye konuştu. Türk İş'ten AKP hükümetine ultimatum. Türk İş, kıdem tazminatında hak kaybına neden olacak değişikliğin genel grev sebebi sayılacağını açıkladı. Hükümet, bir süredir küresel sermayenin baskısıyla kıdem tazminatında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kıdem tazminatı fonu oluşturulacağını, böylece işverenin yükümlülükten kurtulacağını açıklamıştı. Çalışanlarsa fonda biriken paranın işsizlik fonunda olduğu gibi amacı dışında kullanılabileceği endişesiyle yapılması düşünülen düzenlemeye karşı çıkıyor. Türk İş Başkanlar Kurulu'nda da hükümetin değişiklik yapmayı planladığı kıdem tazminatı konusunda sert bir uyarı geldi. Türk İş, çalışanların hak kaybına uğrayacağı bir uygulamanın genel grev sebebi sayılacağını bildirdi. Ayrıca Ulusal İstihdam Stratejisi belgesindeki emek karşıtı hükümlerin çıkarılması istendi. Türk İş, hava iş koluna getirilen grev yasağının da uluslararası platforma taşınacağını açıkladı. Kamu çalışanları ve emeklileri düşük zam oranıyla karşısına alan AKP hükümetinin işçilere karşı takınacağı tutumsa merakla bekleniyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapımı tamamlanan katı atık düzenli depolama ve geri dönüşüm tesisi hizmete girdi. Tesis çevre ilçelere de hizmet verecek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Milliyetçi Hareket Partili Belediye Erbaa'da hizmette sınırları zorluyor. Erbaa Belediyesi 2007 yılında yaptığı atık su arıtma tesisiyle yetinmedi, şimdi de katı atık düzenleme, depolama ve geri dönüşüm tesisini hizmete soktu. Birçok ilde dahi bulunmayan tesisin maliyeti 1 milyon 900 bin lira. Tesis başta Erbaa olmak üzere Niksar, Reşadiye ve Amasya'nın Taşova ilçesine de hizmet verecek. Tam bir çevre dostu olan tesis yapılaşmaya ve su kaynaklarına da uzak bir alan üzerine kuruldu. Projeyi hayata geçirmek için gece gündüz çalıştığını söyleyen Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan, "Nihayet hayalimiz gerçek oldu," dedi. "Hayalim çevre odaklı projeleri Erbaa'ya nasıl kazandırılır, nasıl kazandırırız idi. Bu belediye başkanı olduktan sonra benim için en büyük fırsattı. Ancak bu büyük paralar isteyen, büyük ödenekler isteyen yatırımlardı. Ve seçimlerde biraz önce firma yöneticisi arkadaşımızın da söylediği gibi seçimlerde hiçbir belediye başkanımıza seçmenlerimiz arıtma tesisi yapacak mısın, katı atık tesisi yapacak mısınız demez. Böyle bir istekte bulunmaz. Daha ziyade asfalt dökecek misin, kaldırım yapacak mısın ya da park yapacak mısın gibi taleplerde bulunur. Ama bir modern kentte olması gereken ana projeler bunlardır. Eğer biz modern bir kentte yaşıyoruz diyeceksek eğer, bu iki ana projeyi mutlaka kurmamız, İnşa etmemiz gerekiyordu. Bu yoldan hareketle çevre müdürümüz, çevre müdürlüğümüzle birlikte hep düşünüp taşınırdık. Nasıl gerçekleştirebiliriz bu projeleri diye. Bazen yorulurduk düşünmekte. Moralimiz bozulurdu. Nasıl yapacağız, nasıl gerçekleştireceğiz diye. Cenab-ı Allah bize yeni kapılar araladı. Bu kapının bir tanesi atık su arıtma tesisimiz için Avrupa Birliği fonları oldu. O kapıdan içeri geçerek Erbaa Belediyesi'ne ya da Erbaa'ya atık su arıtma tesisi kazandırdık 2005 yılında ya da 2007 yılında, 5 yıl önce diyelim. Bunun ne demek olduğunu anlamanız için 60 bin nüfuslu bir ilçe Erbaa
5 yıl önce atık su arıtma tesisini yapıyor ve hizmete alıyor. Bugün Dünya Çevre Günü münasebetiyle 5 Haziran'da 600 bin nüfuslu Karadeniz'in en büyük kenti Samsun'da iki sayın bakanımızın katılımıyla atık su arıtma tesisi temeli atılıyor. İşte Erbaa Belediyesi'nin çevre odaklı projelere bakışı bu. Suriye'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Son çatışmalarda 50 kişi öldü. Muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun Hula katliamının ardından Şam yönetimine ateşkese uyması için verdiği 48 saatli sürenin dolmasıyla ülkede çatışmalar şiddetlendi. Şam yönetimi ateşkese uymazsa Annan planını tanımayacaklarını duyuran muhalifler adeta taarruza geçti. Önceki gün 80 askerin hayatını kaybettiği muhalif saldırılarının bilançosu yine ağır oldu. Bu kez muhaliflerin saldırılarında 30 askerin öldürüldüğü duyuruldu. Allahu Ekber. Muhalifler birçok askeri esir aldıklarını ve çok sayıda tankı kullanılamaz hale getirdiklerini açıkladı. Şam, Dera, Humus, Halep ve İdlib'de yoğunlaşan çatışmalarda da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Suriye, Batı'ya karşı diplomatik atağa geçti. Türk ve Batılı diplomatları istenmeyen kişi ilan etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı ülkede bulunmasalar bile Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya ve İspanya'nın büyükelçileriyle Almanya, Belçika, Kanada ve Bulgaristan maslahat güzellerini istenmeyen kişi ilan etti. Ancak Dışişleri Bakanlığı Halep Başkonsolosluğumuzun çekirdek kadroyla hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batılı diplomatları istenmeyen adam ilan etmesinin ardından ikinci önemli adımı başbakan değişikliğiyle attı. Esad, Mayıs'taki parlamento seçimlerinin ardından eski Tarım Bakanı Riyad Hicabi'yi yeni başbakan olarak atadı. Uluslararası toplumun Suriye konusunda çözüm arayışları sürerken, Suudi Arabistan'dan gelen çağrı dikkat çekti. Rusya'ya Suriye konusundaki tutumunu değiştirme çağrısında bulunan Dışişleri Bakanı El Faysal, Rusya'nın Suriye'yi desteklemekten vazgeçmesinin zamanı geldi, dedi. Suriye'den kaçışlar da sürüyor. Son olarak aralarında subayların da bulunduğu 98 kişi Türkiye'ye sığındı. Sürpriz Türkiye ve İran teklifi. Rusya, Suriye'deki şiddet olaylarını sona erdirmek için Türkiye ve İran'ın da katılacağı bir zirve düzenlenmesini istedi. Çin ve Rusya'nın öncülük ettiği Orta Asya'da güvenlik ve kalkınma konularının görüşüleceği Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve İran'ın da katılacağı bir Suriye toplantısı yapılmasını teklif etti. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın barış planına desteğini yenileyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki krizi sona erdirmek için Türkiye ve İran'ın da katılacağı uluslararası bir toplantının düzenlenmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Örgütü'nün de uluslararası toplantıda yer almasını istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca İran'a karşı daha fazla yaptırımın ters etki yaratacağını söyledi. Ek önlemler tamamen ters etki yaratacak. Zaten mevcut şartlarda hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hem de bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar var. Bu durum ortak hareket etme kabiliyetimizi azaltıyor diye konuştu. Çin'de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, Suriye'de yegane çözüm yolunun Annan planından geçtiği mesajını vermişti.
İki lider siyasi çözüm için Annan Planı ve Birleşmiş Milletler misyonunu desteklemeyi sürdürme konusunda anlaştı. Çin ve Rus lider Suriye'de rejimin değiştirilmesi için dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün Suriye'de rejim değişikliğine karşı olduklarını ancak Esad'ın görevde kalması konusunda bir öncelikleri olmadığını belirtmişti. Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlenirken de Annan planından başka seçenek yok uyarısında bulunmuştu. Devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e verilen müebbet hapis cezası Mısırlıları tatmin etmedi. Mübarek'in idamını isteyen muhalifler Tahrir Meydanı'nda toplandı. Mısır'ı 30 yıl yöneten ancak halk ayaklanmasıyla görevini orduya devretmek zorunda kalan Devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yargılanması tamamlandı. Halk ayaklanması sırasında göstericilerin öldürülmesi için güvenlik kuvvetlerine talimat vermekle suçlanan Mübarek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oğulları ise beraat etti. Ancak halk, Devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve oğulları hakkında verilen kararı beğenmedi. Binlerce muhalif, başta başkentteki Tahrir Meydanı'yla birçok ildeki alanları doldurdu. Göstericiler, askeri yönetimi zorlayarak Mübarek'in yeniden yargılanmasını sağlamayı amaçlıyor. Gösterileri Müslüman kardeşlerle birlikte birçok sol ve liberal görüşlü grup da destekliyor. Protestolardan Mübarek döneminin son başbakanı ve cumhurbaşkanı adayı olan General Ahmet Şefik de nasibini alıyor. Irak'ta siyasi kriz imza tartışmalarıyla tırmanıyor. Maliki hükümetinin düşürülmesi amacıyla hazırlanan ve 176 milletvekilinin imza koyduğu belge Cumhurbaşkanı Talabani tarafından kabul edildi. Başbakan Maliki ise belgedeki imzalardan bazılarının sahte olduğunu ileri sürerek incelenmesi talebinde bulundu. Irak patlamaya hazır bir bomba gibi. Ülkedeki siyasi gerilim giderek tırmanıyor. Önce Erbil'de, ardından Süleymaniye'de toplanan muhalifler Bağdat'ı sarsıyor. Başbakan Maliki'den iktidarı paylaşmasını isteyen muhalifler olumlu bir karşılık bulamayınca yeniden harekete geçti. Maliki hükümetini devirmek amacıyla 176 milletvekilinin imza koyduğu belge, muhaliflerle hareket eden Cumhurbaşkanı Talabani tarafından kabul edildi. Ancak Maliki koltuğu kolay bırakacak gibi görünmüyor. İmzaların sahte olduğunu iddia eden Başbakan Nuri Maliki, Talabani'den yetkili birimlerce incelenmesini istedi. Talabani ise adli inceleme yerine bir komisyon kurulması talimatını verdi. Tartışmalara Şii lider Muqteda Es-Sadr da katıldı. Es-Sadr, Başbakan Maliki'den milletvekillerine imza vermemeleri yönünde baskı yapmamasını istedi. Zaman zaman şiddet olaylarına sahne olan Irak'ta tırmanan gerilimin mezhep ve etnik çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. İsrail ile İran arasındaki karşılıklı tehditler sürüyor. Bu defa da İsrail Genelkurmay Başkanı İran'ı vurmaya hazırız diye konuştu. İran'ın dini lideri Hamaney'e cevap gecikmedi. Hamaney'in ülkesinin nükleer tesislerine yönelik virüs saldırısı ve İsrail'in denizaltılarının nükleer silah taşıyabildiğinin ortaya çıkmasının ardından sarf ettiği İran'a karşı herhangi bir yanlış adıma yıldırım gibi misillemede bulunuruz sözlerine İsrail'den tehdit gibi açıklama geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, ordusunun İran nükleer reaktörlerini vurabilecek güçte olduğunu söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmada, "Askerlerim İran nükleer reaktörlerini vurabilecek güçte, İran nükleer reaktörlerini vurmaya hazırız," dedi.
Muhtemel bir saldırıya askerlerin hazır olduğunu belirten Gantz, "Biz İran'ı vurmaya hazırız. Fakat İran'ın nükleer programlarından vazgeçmesini sağlayabilecek tek şey yine İran halkıdır." ifadesini kullandı. İsrail basını ise yöneticilerin İran'a yönelik bu tür açıklamalarından rahatsızlık duyuyor. Özellikle Gantz'in 2018 yılında bugün karşımızda olan 3 farklı güçle birden savaşa hazır olacağız şeklindeki açıklamasını çok ağır bulan ve eleştiren İsrail basını sürecin bu tip açıklamalara uygun olmadığı görüşünü savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçlarıyla yine Pakistan'ı vurdu. Kuzey Veziristan'a düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında El-Kaide terör örgütünün 2 numaralı ismi Ebu Yahya El-Libi'nin de olduğu öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin El-Kaide ve Taliban militanları bulunduğu gerekçesiyle Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan'a yönelik saldırıları hız kesmiyor. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen son saldırılarda 15 kişi öldü. Ölenler arasında El-Kaide terör örgütünün 2 numaralı ismi Ebu Yahya El-Libi'nin de bulunduğu öne sürüldü. El-Libi'nin öldürülmesinin Bin Laden operasyonundan sonra terör örgütüne indirilen en ağır darbe olduğu vurgulanıyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Pakistan'ın tepki gösterdiği saldırılar iki ülke ilişkilerini gerginleştiriyor. Saldırıyı yasa dışı olarak niteleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ni kınadı. Uzmanlar, geçtiğimiz günlerde Amerika'da toplanan ve Pakistan'ın da davet edildiği NATO zirvesinin ardından insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların arttığına dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan ve Afganistan'daki El-Kaide ve Taliban'a karşı operasyonları sürerken Kandahar'da canlı bomba saldırısı yaşandı. Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da havaalanı yakınındaki bir alışveriş bölgesinde düzenlenen çifte intihar saldırısında 22 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı Taliban üstlendi. Kandahar havaalanında bünyesinde yabancı güçlere ait askeri üsse malzeme sağlayan bölgedeki ilk saldırı bomba yüklü motosiklette düzenlendi. Ardından yaralılara yardım için toplanan insanların arasındaki ikinci intihar saldırganı üzerindeki bombaları patlattı. Saldırılarda 50 kişi de yaralandı. Trablus Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı. Silahlı milislerin saldırısına uğrayan ve hava trafiği birkaç saatliğine duran Trablus Uluslararası Havaalanı'nda uçuşların başladığı bildirildi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Sözcüsü Muhammed El-Harizi, havaalanının yeniden hizmete açıldığını belirtti. Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Ömer El-Hadravi, kontrolün tamamen sağlandığı havaalanına baskın düzenleyen onlarca milisin tutuklandığını ve silahlarına el konulduğunu açıklamıştı. Liderlerinin kaçırıldığını ileri süren silahlı milisler, Trablus Havaalanı'na tanklar ve silahlı araçlarla baskın düzenlemiş, bunun üzerine hava trafiği durmuştu. Adını vermek istemeyen bir havaalanı yetkilisi, uçaksavarla donatılmış araçlar kullanan silahlı kişilerin uçakların etrafını sararak hareket etmelerini engellediklerini, bazılarının ise uçaklardaki yolcuları indirdiğini belirtmişti. Lana resmi ajansı da görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde saldırganların bu eylemle liderleri El-Habci'nin kaçırılma olayını aydınlatması için Libya hükümetine baskı yapmak istediklerini duyurmuştu. Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir tutuklanmalı. Bu talep Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno Ocampo'dan geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Sudan konusunda bilgilendirdi. Daha sonra kameraların karşısına geçen Ocampo, Güvenlik Konseyi'nden Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'le birlikte toplam 4 kişinin tutuklanmalarına yardımcı olunması talebinde bulunduğunu açıkladı. Today, Sudan'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi'nin teklifi kınaması üzerine Ocampo, işlenen suçları savunmanın da suça ortak olmak anlamı taşıdığını söyledi. Yunanistan, Türkiye sınırına tel örgü çekiyor. İflasın eşiğindeki Yunanistan bu yolla ülkeye kaçak giriş ve çıkışları önlemeyi amaçlıyor. Yunanistan'dan kaçak göçmenlere fiziki engel.
Ekonomik olarak çıkmazda olan Yunanistan, Avrupa Birliği'nden aldığı krediyle Türkiye sınırına tel örgü çekiyor. Amaç, Türkiye'den Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya kaçak yollardan geçen göçmenlerin önüne geçmek. Tel örgülerin çekilmesi için Yunanistan'a bağlı iş makineleri de yaklaşık bir aydır bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Asıl merak edilense tel örgülerin kaçak geçişleri engelleyip engelleyemeyeceği. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Gökhan Sözer, tel örgülerin çözüm olamayacağını savundu. Yunanistan egemen bir ülkedir. Senin topraklarında ne yapacağını biz karışmayız ama sorunun çözümü kara ağaca fiziki engel yaparak, Karaağaç bölgesinde terçip yaparak kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmesini önlemek pratikte çok mümkün değildir. Taşıdığı bomba örgüt üyesinin sonu oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir patlama üzerine olay yerine giden ekipler parçalanan bir genç cesediyle karşılaştı. Ölen kişinin canlı bomba olmadığı, bomba taşıyan bir örgüt mensubu olduğu açıklandı. İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Caddesi yakınındaki ağaçlık bir alandan gece saatlerinde patlama sesi duyuldu. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu olay yerinde 23 yaşındaki Onur Kağan'ın parçalanmış cesediyle karşılaşıldı. Onur Kağan'ın üzerindeki bomba düzeneğinin patlaması sonucu öldüğü anlaşılırken gencin ceset parçaları toplanarak morga gönderildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ölen kişinin canlı bomba olmadığını söyledi. Vali Mutlu, üzerinde taşımış olduğu patlayıcının kendi kendine patlaması sonucu ölen bir örgüt mensubu, dedi. Güneş'le Venüs 105 yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu doğa olayına şahit olmak isteyen Ankaralılar Ankara Üniversitesi Gözlem Evi'ne, İstanbullular da ellerinde röntgen filmleriyle sahile koştu. Venüs'ün Güneş'in önünden geçmesi ya da bir başka deyişle Güneş'le Venüs'ün dansı. 105 yılda bir meydana gelen bu tarihi anı Ankara Üniversitesi Gözlem Evi'nde izleyen Ankaralılar gördükleri karşısında büyülendi. Güneşe bakabilen özel gözlük ve dürbünlerle izlenen olay internetten canlı yayınlandı. Yaşananlara şahit olmak isteyen İstanbullular da ellerinde gözlükler ve röntgen filmleriyle sahile koştu. Doğa olayını izleyen İstanbullular şaşkındı. Güneş çıkmadı ama evet. Gölgenin altında olduğu için takip ediyoruz. Şimdi de bulutlar kapadı önünü. Bekliyoruz bakalım çıplak gözle görebileceğiz mi? Göremezsek bu filmlerle görmeye çalışacağız. Evet. Kıyamet kopar, büyük gök afetleri olur gibi endişeleri oluyor. Ama değil, bunların hepsi bilinen daha önce de yüzyıllarca öncesinden bu olayın olacağı biliniyor. Hmm. Biliniyor, evet. O bakımda endişeye mal yoktur diye düşünüyorum. Vallahi bu olayı biz de basından izliyoruz. Sonuçları bilmiyoruz. Neticede sünnetullah'tır. Allah'ın takdiri ilahisidir. Neticelerini yaşayıp göreceğiz. Haberleri izlediniz. Şimdilik hoşça kalın.